Evet değerli izleyiciler, Güncel'in ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde insanı ilgilendiren ve en önemli tehditlerden, tehlikelerden birisi olarak değerlendirilen gıda güvenliğini konuşmuştuk. İkinci bölümde de gezegenimizin en büyük tehditlerinden birisi kuşkusuz iklim değişimi ve sıcaklık artışı, küresel ısınmaya dair son gelişmeleri, toplantıları, çalışmaları konuşacağız demiştik. Çok değerli bir konumuz, su politikaları uzmanı ve inşaat mühendisi Sayın Dursun Yıldız bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi iklim değişikliği deyince önce Kyoto'yu hatırlıyoruz, sonra Paris İklim Anlaşması'nı. Evet, bu iklim anlaşması 1,5 dereceyle sınırlandırılması konusuna mutabık kalınarak bu küresel ısınmanın imzalandı ama bunun bir de yürütülmesi süreci var. İşte bu anlamda Bonn'da yine bir toplantı düzenlendi. Siz de oradaydınız. Önce şöyle başlayalım. Kimler katıldı ve neler konuşuldu? Çok teşekkür ederim. Öncelikle benden önceki program konunuz da, program konusu da çok ilginçti. Tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok, çok güzel açıklamalar yaptı hocam. Özellikle kesinlikle bizi de ilgilendiriyor. Sebebi gıda güvenliği, su güvenliği, çevre güvenliği ve enerji güvenliği birbirleriyle artık dünyada ilintili hale, bağlantılı hale geldi. Hı hı. Bunlardan herhangi, bu zincirin halkalarından herhangi birinin eksilmiş olması diğerinde doğrudan etkiler duruma geldi. Mesela işte bir izleyicimiz sordu. Uygun olmayan sularla, yani mikrobiyolojik özellikleri standartların üstünde olan sularla sulama yapılırsa ne olur? Hı hı. İşte aslında işte hoca da ona genel bir cevap verdi. Aslında işte doğrudan iklim değişikliğiyle de ilgili bir soru bu. Tabii, tabii. Çünkü değişen iklim koşullarında yeraltı suyu seviyesinin düşmesiyle o yeraltı suyundaki bir takım sağlığa ve bitki yetiştirmeye zararlı maddelerin, elementlerin, minerallerin sulamada kullanılmasıyla ortaya çıkan öz suyundan geçen çok farklı insan sağlığına zararlı bir takım ürünler pazarlara gelebiliyor. İşte bütün her şey bence bizce Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi'nin görüşü toplumsal denetime her şey açık olmalı ve bu denetim de sonuna kadar uygulanabilmesi için sivil topluma gereken güç sağlanmalı. Şimdi iklim değişikliğine geçelim. Hı hı. İsterseniz. O kadar iç içe ki yani evet, bir konudan diğer konuya geçmiş dahi kesinlikle olmuyoruz. Doğru, haklısınız. Evet. Şimdi bakın COP21 izleyicilerimiz hatırlar, Paris'te yapılan bir iklim zirvesiydi. Ne karar alındı orada? Dünyanın hemen birçok ülkesi, Amerika dahildi, hı hı, daha sonra çıktı. Konuşacağız onu da. Evet. Dediler ki tamam, iklim değişikliği konusunda biz ortak davranalım. Paris'te 2015 yılında yapılan bu anlaşma ülkeler arasında daha sonra ülkelerin şeyine sunuldu. Meclislerinden geçirebilmesi için onaylarına sunuldu. Hı hı. Birçok ülkede bunu yaptı ama Türkiye hala hazırda bu konuda daha dikkatli bir tavır içerisinde, hala meclisinden geçirmedi. İşte bu anlaşmanın her sene yapılan zirvelerle nasıl gittiği kontrol ediliyor. Hı hı. 2016'daki toplantı Marrakeş'te yapılmıştı, Fas'ta. Bu toplantı da Almanya'da yapıldı ama Almanya kendi adına yapmadı bunu. Fiji Adaları adına yaptı. Niye Fiji Adaları? Hı hı. Mesela birazdan arkadaşlar ekrana fotoğrafları verirlerse orada Fiji gözükecek ve Bonn gözükecek. Fiji ile Bonn ilişkisi, bakın işte Fiji, hı hı, görünüyor ekranda. Fiji ile Bonn ilişkisi şu: Amerika, Almanya toplantıyı Fiji adına yaptı. Sebep, iklim değişikliğinin etkisinin en çok hissedildiği coğrafi bölgeler, okyanusların içerisindeki ada devletleri. Hı hı. Neden? Çünkü büyük iklim olayları, büyük doğa olayları, işte büyük kasırgalar, evet, ve benzeri hepsi süpürüyor oraları. Yani çok büyük zarar görüyorlar. Bir de ekonomileri güçlü değil. Tabii. Yani çok ön plana çıktılar onlar bu nedenle ve sürükleyici rol üstlendiler. Hı hı. Toplantıya 9000 kişi katıldı. Yaklaşık 9000, hemen hemen dünyanın bütün ülkeleri toplantıya katıldı. Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak katılmadı. Gayri resmi olarak ABD'nin içerisinden bazı belediye başkanları, eyalet valileri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri gelen
küresel bazı şirketleri de dışarıda standlar açtılar. O zaman orada parantezi açalım. Neden Amerika Birleşik Devletleri katılmadı? Bu bir Çin'in oyunudur diyor Trump. Ekonomik anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ni yok etmek için, bastırmak için ve küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin de bir hikaye olduğunu düşünen o hani tabiri caizse kodaman sanayiciler gibi davranıyor değil mi? Yani evet, benim ülkemin çıkarları bütün dünyanın geleceğinden daha önemli diye bir yaklaşım var. Aslında bunu sadece iklim değişikliğinde göstermiyor biliyorsunuz. Yani birçok alanda Trump önce Amerika diye başladı. Bir takım nedenlerden dolayı da seçimi aldı ve iklim değişikliğine de bu politikasını yansıttı. Şimdi orada aslında bir başka Amerikan başkan adayı vardı ki o da iklim değişikliğine karşıydı. Yani iklim değişikliğine karşı mücadelelerin yanındaydı. Adı da Al Gore. Al Gore'un toplantısını izledim. O şeyde iklim değişikliği konferansında en dolu salonlardan bir tanesiydi. Canı hiç dolmuştu. Al Gore aslında yazdıklarıyla, yaptıklarıyla Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı olması popülaritesiyle çok önemli bir isim. Farkındalık yaratmada çok önemli bir isim ama politika oluşturmada veya öneri getirmede benim izlediğim kadarıyla çok fazla bir politika önerisi yoktu konuşmasında. Sonra tabii birçok toplantı yapıldı iklim değişikliği zirvesinde. Bana sorarsanız biz Hidropolitik Akademi olarak katıldık. Daha çok çeşitli bölümlerde yapıldı bu toplantılar. Bir tanesi Action dendi, orada sivil toplum yer aldı. Diğeri Negotiation dendi, tartışmalar, müzakereler, orada da politikacılar yer aldı. Politikacılar bir taraftan ne yapılacağını tartışırken birbirine yakın mekanlardı bunlar. Diğer tarafta da sivil toplum hakikaten çok büyük bir kalabalıkla ve büyük bir heyecanla dünya geleceğiyle ilgili önerilerini getiriyordu. Bunların hepsini takip etmek çok mümkün değil tabii. Yani biz bir tercih yapmak zorundaydık. Su ve iklim değişikliği ilişkisinin olduğu dönemi tercih ettik oturumlara katılabilmek için. Bu oturumların çoğuna katıldık. Ne çıktı dersiniz? Ne çıktı? Ne gözlemlediniz? Ya da en azından hedefe ne kadar yakınız, bunu gözlemlediniz? Şimdi şöyle Duygu Hanım. Yani burada aslında dünya bir kafa karışıklığı içerisinde. Bir şeylere karşı olmanın gerekliliği açık. Çünkü yaşamımızda hemen tüm ülkelerde artık etkiler çok bariz bir şekilde hissedilmeye başlandı. Siz programa girdikten sonra haber özetlerinde Türkiye'de bile daha bugün işte çok aşırı şiddetli sağanak yağışlar, iklim mevsim kaymaları ve benzeri gibi şeylerden biz de etkileniyoruz, söz ediyoruz artık. Tabii. Yani şehir taşkınları artık yaşamımızın bir parçası haline geldi değil mi? Otomatikman bütün bu anomalilerin bir sebebi olmalı. Bu sebep üzerine kafa yoruyor dünya ve diyor ki ya burada öncelikli olarak bir yerlerden başlamak zorundayız. Nereden başlayalım? Enerjiden başlayalım. Çünkü sera gazı salımının çok büyük bir bölümünü enerji kaynakları gerçekleştiriyor. Fosil yakıtlar, ağırlıklı olarak. Evet. Şimdi %60'a yakın böyle bir fosil yakıt sonucu oluşan sera gazı için enerji kaynaklarının masaya yatırılması gerekti. Masaya yatırıldı enerji kaynakları. Biz de işte bunları izledik. Şimdi masaya yatırdığınız şey enerji kaynağıysa, enerji de gelişmiş dünyanın hiç vazgeçemeyeceği, hatta kişi başına düşen enerji miktarının durmadan artması gerektiği şeklindeki bir yaşam standartlarında sahip bir kaynaksa, tabii bu biraz çelişki doğuruyor. Yani bir yandan siz dünyayı enerji bağımlı hale inanılmaz bir şekilde getireceksiniz. Ya işte her şeyde artık enerjisiz yapabilmek mümkün değil. Bu nedenle enerjiden başlandı. Ama ilk önce elektrik enerjisi ele alındı. Elektrik enerjisini bir rapor dinledik. 2050 yılına kadar tümüyle yenilenebilir kaynaklardan mevcut teknolojiyi kullanarak üretebiliriz diye bir rapor sunumu yapıldı. Ne kadar gerçekçi tartışıldı. Evet. Bu ne kadar gerçekçi tartışıldı. Biz de tartıştık. Biz de mühendislik yaklaşımıyla aslında konunun bize sunulanın diğer tarafında sebep sonuç araç amaç ilişkileriyle baktık olaya. Ortaya çıkan şuydu, görebildiğimiz, yani damıtıp süzebildiğimiz gerçek şuydu.
Enerji çok önemli, doğru. Ama enerjide çok dikkatli bir geçiş sürecine ihtiyaç var. Aksi takdirde hem artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek mümkün olmayacak, hem de bunlar da tartışıldı diğer oturumlarda, hem de enerjinin daha pahalıya toplumlara sunulması söz konusu olacak ki böyle enerji bağımlı bir dünyada bunu yapamazsınız kolay kolay. Ama sürede yok. Bravo. Politik yansımaları olur ama sürede yok. İşte onun için bu şeyin mottosu, bu konferansın mottosu daha hızlı, daha ileri ve hep beraberdi. Yani bunun açıkladığı şey şu, geç kalıyoruz. Evet. Sizin söylediğiniz gibi geç kalıyoruz. Peki bu geç kalırken, hızlı hareket etmeye çalışırken bir takım hata yapma veya bazı şeyleri egzajere etme, biraz abartma riski var mı? Bizce o risk yavaş yavaş görülmeye başlandı. Çünkü şimdi iki ana hususu vardı bu toplantının. Bir, 1,5 derecede sınırlandırılacak. Ortalama dünya sıcaklığındaki artış 1,5 dereceyle sınırlandırılacak. İki, bu mücadele kömürü reddetmekle başlayacak. Kömüre karşı bir ittifak oluşturuldu. Oradan başlayalım. Bu ittifaka 15 ülke imza attı. Neden kömür seçildi? Yani kömürün çok da verimli olmayan bir, yani bildiğim kadarıyla yakılan kömürün ancak %60'ından enerji üretilebiliyor değil mi? Bazıları düşük verimli kömürler. Hı. Mesela bizde yerli kömürler düşük verimli. Onun için son dönemlerde hızla ithal kömürler santrallerde kullanmaya başladı. Neden kömür sorusunun yanıtı olabiliyor mu bu? Tabii şöyle, kömür esas itibariyle tabii gelişmiş olan ülkelerin gelişme sürecinde kullandıkları en temel enerji üretim yakıtıydı. Evet. Bu bazı enerji üretiyor. Yani kesintisiz enerji üretme özelliğine sahip kömür santralleri. Bu nedenle bu gelişme döneminde oldukça önemli bir fonksiyon üstlendiler. Tabii sanayi devrimini düşündüğümüz. Şimdi ondan geriye gelmek çok zor. Kömüre bağlı çok önemli bir potansiyel ve kurulu güç oluştu dünyada, tüm dünyada. Mesela bu durumda dediler ki 15 ülke imza attı. Ben dikkatle izledim o süreci. 15 ülke arasında kimler var diye baktığımızda Avrupa Birliği'nden 7 tane ülke var ama Avrupa Birliği'nden bu 7 ülkenin kömüre dayalı elektrik enerjisi üretimi sadece %20. Peki başka ülke var mı Avrupa Birliği'nde kömürle çok büyük oranda enerji üreten? Evet var. Kim var? Mesela Polonya var. %80'ini kömürle üretiyor. Almanya var. %45'ini kömürle üretiyor. Onların imzası yoktu mesela. Bu sorgulanmadı. Şimdi ben tabii ki işin bir başka yönünden bakarak konuyu biraz daha hani bakılması gereken pencereye taşımak ihtiyacında olduğumuzu düşünerek böyle konuşuyorum. Onun dışında başka tabii sorgulanmayan şeyler de vardı. Mesela kömürün yerini hangi enerji kaynağının alacağı konusunda net açıklamalar yapılmadı. Aslında bunun doğalgaz olarak çoğu zaman konuşulduğunu biliyoruz. Ama yenilenebilir enerji değil. Güzel. İşte benim yerim almaya başladı. Tamam sustum. hayır çok güzel. Biz de öyle söyledik. Yenilenebilir enerji değil. Peki efendim dediler, o zaman biz doğalgazı geçiş dönemi yakıtı olarak tespit edebiliriz, belirleyebiliriz. Tamam, o da iyi ama doğalgaz da yenilenebilir enerji kaynağı değil. Onun da belli bir oranda sera gazı salımına yönelik zararları var. O zaman işte bu açıktan nükleer enerji yavaş yavaş biraz daha fazla konuşulur hale gelmeye başladı. Mesela nükleer enerjiyle ilgili olarak burada bir çözüm olabilir mi nükleer konusu? Nükleer iklim değişikliğine karşı mücadelede bir çözüm olabilir mi soruları geçmişten daha fazla sorulmaya başladı. Oysa vazgeçiyordu yavaş yavaş ülkeler. Güzel. Şimdi gelelim Fransa'ya. Fransa 2005 yılında bir karar aldı. Dedi ki ya ben nükleer enerjiden vazgeçeceğim. Bir enerji geçiş planı hazırladım. Parlamentosunda da geçirdi, yasa haline getirdi. Ama bu toplantıda ne açıkladı biliyor musunuz? Kusura bakmayın ben bunu yapamayacağım dedi. Yani %75'ten 2035'e kadar %50'ye nükleer enerji payını indirmek için yasa çıkarmış olan Fransa durumu, somut durumu değerlendirerek buradan, bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.
Şimdi bu bir şey gösteriyor bize. Hı-hı. Otomatikman yani daha önce kullanılan kaynaklardan hızla uzaklaşıp yenilenebilir enerjiye doğru hızla yaklaşmanın çok çok kolay olmadığını gösteriyor. Hı-hı. Ya bir hocam da dedi ya planlamaya ihtiyaç var belirli konularda. Bu elektrik enerjisinde veya enerji konusunda yenilenebilir kaynaklara geçişte bu planlama ihtiyacı had safhada. Aksi takdirde yapacağınız ufacık bir hata bütün sistemi berhava eder. Sistem çünkü enerjiye bağımlı bir sistem. Dünya enerjiye bağımlı olarak, o çarklar enerjiye bağımlı olarak çevriliyor. Bir diğer şey karbonsuzlaştırma gündeme geldi. Ama nasıl olduğu pek fazla konuşulmadı. Nasıl olabileceği de çok fazla konuşulmadı. Yine kömüre alternatif için bir yol haritası çıkmadı. Ama bir şey çıktı. Bütün elektrik enerjisini dünyanın yenilenebilir kaynaklardan elde edebileceğini açıklayan raporun bizce en önemli tarafı neydi biliyor musunuz Duygu Hanım? O raporda dünyanın ürettiği genel enerjinin %52'sini kaybettiği, kayıp olduğu çıktı ortaya. Bu kadar büyük bir kayıp varken bu kadar doğayı tahrip edebilecek olan bir takım enerji kaynaklarına yükleniyor olmak da aslında belki düşünülmesi gereken en temel maddelerden bir tanesi. Değil mi? Kayıp kısmının ivedilikle çözülmesi gerekiyor hakikaten. Bu durumda yani büyük barajlarla ilgili mesela herhangi bir şey konuşulmadı. Biz dikkatle izledik. Şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş eğer mutlaksa evet o zaman sizin büyük barajlardan elde ettiğiniz hidro enerjiye karşı bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde yürütülen o olumsuz tavrın yeniden masaya konulup paradigma değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Hı-hı. Ki bunlar bu kapsama alınsın. Yani en azından neyin yerine neyin geçeceği konusunda çok bir netlik yok. O geçiş dönemi bence yol haritasına tam ulaşılabilmiş bir geçiş dönemi değil. Ki ülkemizde yakından ilgilendiren bir konu hidroelektrik. Gayet tabii. Hı-hı. Bu durum zaten yani siz enerjinin reddettiğiniz enerjinin bir bölümünü bir başka enerji kaynağından, yenilenebilir kaynaklardan alacaksınız. Değil mi? Yani o zaman o yenilenebilir kaynakların enerji üretme potansiyelinin sınırlı olduğunu, özellikle bu dönemde sınırlı olduğunu bilmek zorundayız. Daha birçok teknolojik bir takım gelişmelere ihtiyacı var. Bir başka husus daha. Örneğin 9000 katılımcı oldu konferansta. Bunların en azından yarısı uçakla seyahat edip gelmişlerdir konferans yerine. Çünkü dünyanın pek çok her ülkesinden temsilci vardı. Nasıl Güzel. Gelecekler? Ben de şu soruyu sordum. Dedim ki bu uçakla seyahat eden yolcular burada katılımcılar. Burada hava yollarının karbon emisyonuna olan etkisini, katkısını hiç düşündüler mi? Ve bundan sonrası için uçakla yapılan yolculukların bu katkısı konusunda nasıl bir düşünce üretilmesi gerektiği konusunda bir fikirleri var mı? Neden biliyor musunuz? Şu anda şu saat itibariyle dünyada yapılan bir takım araştırmalar havadaki uçak sayısının sizce kaç olduğunu söyleyebiliriz şu anda anlık. Daha önce okuduğum için ben yanıt vermeyeyim. Evet. 12 bin uçak var. Evet. Ve ama çok şaşırtıcı. Şu anda havada 12 bin uçak var ve 1,5 milyon yolcu var. Evet. 2010 yılında bu hava seyir seferiyle ilgili uluslararası bir takım araştırma kuruluşlarının tespit ettiği rakamlarda şöyle. 4,5 milyar kişi hava yoluyla seyahat etmiş 2010 yılında ve yaklaşık 43 milyon ton da yük taşınmış. Neyle? Hava yoluyla. Peki bundan vazgeçebilecek miyiz? Hayır. Peki ama o zaman izleyicilerimiz şimdi şunu soruyorlar. Diyorlar ki bu uçak yolculuğunun uçakların karbondioksit salımına olan etkisi ne kadar? Çok mu fazla? Hı hı. Evet, ulaşım çok önemli bir yer tutuyor karbondioksit salımında. Uçaklar ise şu anda %25 yani dörtte biri ulaşımın dörtte biri uçakların saldığı karbondioksitten kaynaklanıyor. Sera gazlarının diğer taraftan ise bunun 2050 yılında %36'ya çıkması bekleniyor. Çok yüksek. Çünkü uçakla seyahat eden kişiler sayısında artış bekleniyor. Hı hı. Bu durum bizatihi bir başka çelişki. Kısır döngü. O zaman ben de şöyle önerdim. Mesela COP şu anda COP 23 yapıldı. COP 38'e
artık samimi şeyler, delegeler sadece bisiklet ve yelkenli kullanarak gelme ihtiyacı. Mümkün mü hocam? Evet. Ama öyle böyle bir bu durum oraya doğru bir mümkün değil tabii ki. Aslında ne oldu? Bunların hepsinin sonucunda toplantıda kömüre karşı ittifak öne çıktı. 15 ülke kömüre karşı ittifak yaptı ve kömür enerji konusunda öncelikli olarak uzak durulması ve kademeli olarak uzaklaşılması gereken bir enerji yakıtı olarak tespit edildi. İkincisi 1,5 derecelik ortalama ısınma artık bütün dünya tarafından mutlaka açılması, varılması gereken bir hedef olarak belirlendi. Yine 2035 yılında Avrupa Birliği'nden başka, benim gözleyebildiğim kadarıyla Avrupa Birliği ülkelerinden başka, Avrupa Birliği 28'den başka herhangi bir bölgenin yenilenebilir enerji kaynaklarını genel enerji kaynakları içerisinde kullanabilme oranının artmasının zor olduğu ortaya çıktı. Tekrar ediyorum, elektrik enerjisi genel enerjinin çok küçük bir payıdır. Genel enerjide ısı enerjisi vardır ve bu benzer sanayinin kullandığı enerji kaynaklarının işte fuel oil, petrol ve benzeri gibi bir takım karbon bazlı yakıtlara ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Yenilenebilir enerji bunun içerisinde şu anda Avrupa'da sadece yine notlarımıza bakarak söyleyelim sadece %18 paya sahip. Bunun %100'e çıkabilme ihtimali çok yüksek görünmüyor. Bütün bunlardan yola çıkarak şöyle bir yanılsamanın insanlığı yani bizim sorumluluğumuzu azaltmaması gerektiğini düşünenler dedim. Biz bütün faturayı yenilenebilir enerji olmayanlara kesip yenilenebilir enerjinin bütün insanlığı kurtarabilecek bir sihirli enerji kaynağı olduğu konusunda biraz daha düşünmek zorundayız. Çünkü şu anda yenilenebilir enerji diğer enerji kaynaklarının yerine geçme konusunda işletim özellikleri, işletmeye katkıda bulunma özellikleri itibariyle kesintisiz enerji olmamaları, güneş ve rüzgardan söz ediyorum. Biraz daha teknolojik gelişme ve depolama ihtiyacının teknolojik ve ekonomik olarak daha ucuz olmasına, gelişmesine ve ekonomik olarak daha ucuz olmasına bağlı olarak ilerleyecek. Bu teknolojiyi insanoğlu yaratabilir. Ama ne olursa olsun, biraz önce verdiğim örneğe tekrar dönelim. Uçakla seyahat etme özgürlüğünden insanoğlu çok fazla feragat etmeyecektir. O yüzden zamana yayılabilir ancak. İşte bu zamana nedenle, ihtiyacımız var. Bu nedenle bizim önümüzdeki dönemde %100 yenilenebilir kaynağı tek mücadele aracı olarak iklim değişikliğiyle görmek yerine karbon, düşük karbon ekonomisini destekleyebilecek bir politika ve stratejiyi destekleme konusunda daha bilinçli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir de enerji tasarrufu yine burada galiba çok başında önemli. Başında enerji tasarrufu çünkü yani %52'si kaybolan veya üretildiği zaman boşa giden bir enerjiyi tekrar tekrar üretiyor olmanın bu kayba rağmen çok büyük bir mantığı yok. Bu nedenle de yenilenebilir kaynaklar çok önemlidir. Bu kaynaklar mutlaka geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. Ama asıl olan dekarbonizasyon diye dünyanın gündeminde daha çok konuşulması gereken sanayinin, üretimin ve ekonominin düşük karbonlu ekonomiye doğru yönelmesidir. Aksi takdirde sadece araçlarımızı elektrikli araca çevirerek yapabileceğimiz şeyin yani iklim değişikliğine karşı alacağımız önlemin sınırları kısıtlıdır. Şimdi iki dakikamız kaldı. Ben Türkiye ne yapıyor sorusunu size bu kapsamda sormak istiyordum ama bunu bir sonraki programda konuşalım. Çünkü izleyicilerimiz de kömür, dünyada elektriğin %35'i kömürden elde ediliyor demiş bir izleyicimiz. Seyit Aksu ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yönelmesi gerekirken kömüre yöneliyoruz. Rüzgar ve güneşi neden ihmal ediyoruz demiş. Bir de kitabınız var bunu da çünkü muhakkak söylemek istiyorum. Evet. Bir sonraki programda konu başlıklarımız olsun mu ya da kısaca bir şeyler kesinlikle söylemek ister misiniz? Kesinlikle tabii ki. Bakın Türkiye bu anlamda tabii kömüre yöneliyor olması açısından orada da eleştirilen bir ülke oldu. Ancak Türkiye şunu da istedi. Dedi ki ben parlamentomdan geçirebilmek için
bazı katkılar olsun istiyorum. Maliye, ekonomik katkılara ihtiyacım var. O konuda bir öneri sundu. O öneriye karşı bir öneri geldi. Yani olumlu bakıldı Türkiye'nin bu talebine. Çünkü Türkiye, ben eğer bu karbonsuzlaştırma sürecinde daha aktif olarak katılacaksam sizin de bana yardım etmeniz gerekiyor demişti. Yenilenebilir enerji kaynakları gerçekten özellikle büyük barajlardan başlayarak konsept olarak yeniden ele alınmalı. Geçenlerde aslında çıkan bir yasayı da hemen hatırlatayım. Burada özel sektörün yapmadığı büyük barajları devlet su işlerinin yapma zorunluluğu getirildi. Bu çok önemli ve ileri bir hamledir. Onun dışında rüzgar ve güneşe gereken destek hızla artmalı. Yani biraz bu bürokrasinin bu konudaki şeyinden rüzgar ve güneş enerjisiyle ilgili üretim yapmaya çalışan yatırımcılar kurtarılmalıdır diyorum. Şu kitabı da göstermek evet, istiyorum. Çünkü bir önceki programımızda bunun haberini vermiştiniz. Evet. Biz bir sonraki programımızda da bunu konuşalım. Çünkü Orta Doğu'daki ve Doğu Akdeniz'deki şu artık işin içinden çıkamadığımız durumun temel nedeni enerji. Siz de bu kitapta bunu özetlediniz. Evet, ben bu kitapta yeni Orta Doğu Akdeniz dedim. Kuzey Irak'tan Kıbrıs'a kadar bir şu anda herkesin dikkatine sunulan bir hat var. O hattın gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sorguladım. Kerkük'ün neden bu kadar önemli olduğu konusunda bir araştırma yaptım. Doğu Akdeniz geleceğiyle Kuzey Irak ve Kuzey Suriye geleceğinin birbirleriyle bütünleştiğini iddia ettim. İşte ilgilenen izleyicilerimiz de Dursun Yıldız'ın Ateş ve Su kitabını okuyabilirler diyelim. Bir sonraki programımızın da konu başlığı olsun. Çünkü çok konuşuyoruz Kerkük'ü, Kuzey Irak yönetimini. Şimdi bir yeni Türkiye üzerinden geçmesi planlanan boru hattı var. Çok önemli. Bütün bunları bir sonraki programımızın konu başlığı olarak belirleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet.